şeriat devleti. Bana ulaştırılan samimi ve önemli bir mektuptaki şeriat devleti konusu dolayısıyla düşüncemi sizlerle paylaşmak istedim. Zira bu konu dolayısıyla insanlar Allah'ın kendilerine vermiş olduğu sınırlı enerjiyi hakkıyla değerlendirememenin acısını çok fazla çekeceklerdir geleceklerinde. Mektup şöyle. Selam üzerinize olsun üstad. Yazım biraz uzun ama lütfen okuyun. Yazılarınızı devamlı takip eden bir genç olarak, sizin sayenizde bazı gerçekleri idrak etmeye çalışan bir gencim. Ama bazı konularda kararsız kalıyorum. Şu yazınız hakkında bir soru sormak istiyorum. Üstadım, burada İslam devletine gerek yok demişsiniz. Allah aşkına, dünyada şu an dahi onlarca Müslüman öldürülmekte olduğu ve güçlü bir İslam devleti olmadığı halde bunun sebebini anlamış değilim. Bizim gayemiz tabii ki Allah yolunda savaşmak olmalıdır diye düşünüyorum. İslam devlete gelmiş değil, insanlara gelmiş bir düzendir diyorsunuz ama eğer insanın içinde yaşadığı devlet Allah'ın kurallarını uygulamıyorsa nasıl İslam'dan söz edebiliriz? Tabii ki asıl önemli olan imanımızdır. Ama İslam'ı daha fazla yaşamak varken niye sadece imanımızla yetinelim? Ben mesela İslam'ı anlatamıyorum. Gerici damgası yiyorum, şeriatçı diyorlar. Şeriatçıyım, yalan değil. Şer'i olanları uygulamakla mükellefim. Ama bunu bilmeyenlerin de öğrenmesini istiyorum. Şimdi sizin bu yazınız, din Allah'ın oluncaya kadar savaşın emrine uyanları bir parça da olsa kararsızlığa itmez mi? Eğer İslam devletine gerek yoksa, niçin Resulullah İslam devleti kurdu? Onlar da kurulu düzen içinde İslam'ı yaşayabilirlerdi. Ayrıca Allah da İslam kanunlarını indirmezdi. Bunun çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Beni bilgilendirmenizi rica ediyorum. Benim yazımı okuduğunuz için de teşekkür ederim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı günler. Şeriat devleti kurulmalı mı? Şeriat devleti nasıl olur? Yeryüzünde bir örneği var mı? Şeriat devletini kimler yönetecek? Bakın, geçmişe dair bir devrimi anlatayım size. Henüz 18 yaşındayım. Bu konulara yeni girmişim. Yalın olarak kelime çeviri bazında hadisleri ve Kur'an'ı okumuşum. Büyük bir aşk ve enerji taşması hali. Alabora olmuş duygu ve düşünceler. Kadın eli tutmak bir yana, kafamı kaldırıp kadına bakmıyorum bile. O heyecanla pencereden komşu hanımlara bağırıyorum başlarını örtmeleri için. Sakal bıraktım, bere giyiyorum, şapka giyenlere ters gözle bakıyorum. O heyecanla zaman zaman çıkmakta olan, o zaman çıkmakta olan Yeni İstiklal dergisine şeriatçı yazılar yazıyorum değişik isimlerle. Şeriat uygulanmalı falan gibi konularda. Bu arada İmam Gazali, Abdülkadir Geylani, İbrahim Hakkı Erzurumi, İmam Caferi Sadık, Hacı Bektaş Veli gibi tasavvuf, yani İslam'ın düşünsel yanını irdeleyen kişileri okumaya başladım. Konunun ezberci değil akılcı bir şekilde ele alınması gerekliliğini gördüm. İslam'ın bambaşka bir yüzünü fark ettim tasavvuf ehli sayesinde. Gerçek amacını keşfettim İslam'ın. Uygulamalarım ve çalışmalarım değişti. Hayli açılımlar oldu. Bakış açım tümüyle farklılaştı ve 20 yaşındayken 1965 senesinde Tecelliyat isimli kitabımı yazdım ve 1967'de yayınladım. O günkü anlayışımı anlatan, o günden bugüne de bu bakış açım hiç değişmedi. O bakış açısı ve açılımlar olduğu zaman yaşadığımız Müslüman toplumların şeriat tepsisinde önümüze getirdiğiyle orijin şeriatın birbirinden hayli farklı olduğunu tespit ettim. Orijin İslam'da bugünkü laik uygulamaların vermediği ölçüde insan hakları mevcuttur. Başkalarına bil fiil zarar verme söz konusu olmadıkça İslam kişiyi inancıyla baş başa bırakır ve zorlamaz, cezalandırmaz.
Allah Resulü ve Nebisi Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı süreçte uygulanan kurallar ile daha sonraki süreçte uygulanan Müslümanlık anlayışının çok çok farklı olduğu apaçık ortadaydı. Hadsiz, hesapsız kişisel yorumlardan oluşan fetvalarla kar topu gibi olan şeriat günümüze ulaştığında bir çığ olmuştu. Geçmişte tek bir İslam devleti olmamıştır Hazreti Ali'nin dünyadan ayrılışından sonra. Hep saltanatlar veya diktatörlükler vardır. Ondan önce ise zaten devlet kavramı yoktu. Kabile yaşamı bir tür devlet yaşamına döndürülmeye çalışıldı. Bugünkü devlet anlayışı ile o günkü devlet anlayışı arasında sadece isim benzerliği vardır. Kulaktan dolma, dedikodu din bilgisiyle ancak hüsrana varılır. Kişiler kendi anladıkları İslam'ı ele geçirdikleri güç ile insanlara orijin İslam'mış gibi kabul ettirerek saltanatlarını sürdürmüşlerdir yüzyıllardır. Orijin İslam, Kur'an ve hadistir. Bugünkü yanlış kabul ise Kur'an artı hadis artı kıyas-ı fukuha artı ümmetin ortak kararıdır. İşte yanlış bu noktada başlamaktadır. Kur'an veya hadiste olmayan her şey kişisel yorumdur. Yani fetvadır ve kimseyi bağlamaz din adına. Hele hele Kur'an'da veya hadiste olmayan bir konuya ilişkin kişisel yorumun, fetvanın din hükmüymüş gibi uygulatılmaya kalkışılması insanlara en büyük zulümdür.